Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. İmam-ı Nevevi'nin Et-Tibyan fi Adab-ı Hamalatil Kur'an kitaplarından okup geliyemiz. Allah uzun menfaatli kılsın. 4. bab gekegen ekemiz. 4. bab El-Babur Rabi' fi Adab-ı Muallimil Kur'an ve Muteallimi. هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب هو طويل منتشر جدا فإني أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى ترتنج باب قرآن كريم أرغتوش وأن أرغنوش kişilerinin adabı hakkında. Yani Kur'an'ı örgütücü kişiye hem de örgütücülerge lazım bulgen adablar hakkında. Adabını biz kitabını başta ayetip ötkemiz. Bu yerde adabtan murat başka umumen kitapta bu kitap boyunca adabtan murat onun arasında vacibi var, müstehabı var, sünneti var, kaytarıkları var. Kılma degen. Adabdan murad demek raya kılınış gerek bugün işler, raya kılınış gerek bugün hukuklar ve özdeştiriliş gerek bugün sıfatlar diyen manalarını cemleydi. Bu bab dediler, bundan kengi kitabı bulan koşulup, kitabının asli maksadıdır. Yani İmam-ı Nevevi kitap yazıştan asli maksat kıyan derseler nümeydi? Demeşk'te nümeler taliblerge kereye bugün onların ihtiyacı bugün ilimlerini kıska kalıp bir mahşidiler. Demeşk'te gördüler karılar köp, karıhaneler köp, tehfizler köp hemen Kur'an etle yaptı. Talib ilimlerde kaleseler Kur'an-ı Kerim'ge ait, Kur'an-ı Kerim'ge zarur bugün adablarını bazılarında görmeyebilirler. Bazıları okuyup diyor, lakin katta kitaplarda yazılgan adablarını bir çekeden okup çıkışka vakitleri yok, ya ki imkanları yok, kameraya alışanmaydı, okuşken kıska kılıp, muhtasar kılıp, şu risalarını yazgenler. O şende, karlılar diye kereye bugün, adablarını cemlemakçı bugün de birinci gözdegen maksatları, mene şu bab ve ondan kengi kitap babını, mevzularını, şunu nezarda tutgenler. Onunla alnını kengiler, şu bablarını tolduruğuca, tekamülleştiruğuca, koşumça malumatlar bugün. Çünkü etkiler ki, kitabının maksadı, mene şu bab ve ondan kengi kitap bab. Demek, siz bilen bizge ne lazım oladı? Kitabının başından beri bizge lazım idi. Her bir sözge alahide itibar kılış, her bir gapını yartılaş. Şu bilen birge, bu bab ve bundan kengi bablarda, ana şu itibarını yana hem küçültürüşümüz gerek. Çünkü, kitabının asli maksadı, mene, yetip geldiği günge. O huve tavilun munteşirun cidden diyenlerden murad bu bab, yani bu bab diyenden murad bu yerde şu mevzu demek. Aynı kitaptaki babmez. Bu mevzu biz hazır sözle mahşugarımız. Yani Kur'an okuçu, okutuçu, örgütücü, örgütücüye lazım olan adablar de kildiredigen mevzuyumuz cüdem uzun ve munteşir, cüdem tarkalgen, kubçilikke yetib borgan ko'pchilik biladi. Lekin ularni hammasini qamrab olish, hammasini bir joyga jamlash ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. O'shaning uchun men deydilar. O'sha bob maqosidihida, ya'ni o'sha bobning maqsadlari demoqchi. Shu mavzuning maqsadlari, shu mavzuda aytilishi kerak bo'lgan asosiy nuqtalarga ishora qilib qo'yaman. Muxtasaratan muhtasar qilgan holatda cho'zib o'tirmayman, lo'ndasini, xulosasini aytaman. Bu mavzuga kirishadigan bo'lsak uzun gap. Lekin men uni qisqa qilib, lo'nda qilib aytaman. Bir necha fasllarda quyida keladi mana muallimga ham o'rganuvchiga ham lozim bo'lgan fasl odoblar fasli. Faqat o'rganuvchiga lozim bo'lgan odoblar fasli qilib bo'ladi. O'shunaqa bo'limlarda fasllarda bayon qilaman. Nimaga bunaqa muxtasar qilasiz? Liyasula oson bo'lsin uchun yodlashga va zabt qilishga. Zabt degani
her bir narsani joy-joyida anglab olish, joy-joyida saqlab qolish. Hifz umumiy yodlash. Ammo zabt har bir narsani joyiga qo'yib egallashni aytadi. Ya'ni aralashtirmasdan, almashtirmasdan, o'zgartirmasdan saqlab qo'ysangiz, shuni zabt deydi. Demak, yodlab qolish va o'zgartirmasdan har birini, har bir faslni, har bir gapni boshqasidan ajratgan holda mukammal egallash oson bo'lsin uchun men qisqa qilib, muxtasar qilib mashu mavzuni asosiy nuqtalariga ishora qilib o'taman. Qisqa qilishdan maqsad nima? Oson bo'lsin yodlashga. Zabt qilishga oson bo'lsin. Endi bizga nima lozim bo'ladi? Bu gapdan yodlash va zabt qilish lozim bo'ladi. Olimlar o'sha uzun katta mavzularda, katta kitoblarda ham yodlab zabt qilganlar. Endi siz bilan bizga o'xshagan talabi ilmga hech yo'g'i mana shu muxtasarini yodlab zabt qilish kerak bo'ladi. Buni ham eshitib ketaveradigan bo'lsa agar yozmasak, zabt qilmasak, har bir gapni ikkinchisidan boshqasidan ajratib anglamasak, unda kitobni maqsadiga biz erishmagan bo'lamiz. Unda biz kitob o'qimagan bo'lamiz. O'qishimiz, eshitishimiz havoga behudaga ketadi. Muallifning maqsadi bu qisqa qilishdan murod yodlab olishimiz. Demak, yodlashimiz kerak biz. Hozir quyida keladigan umuman kitob hammasini yodlash kerak. Xususan quyida keladigan mavzularni, oyatlarni, hadislarni, xususan qisqa-qisqa matnlarni yodlab olishimiz kerak. Arabchasini ham iloji bo'lsa yodlash kerak. Hech bo'lmaganda biz tarjima qilayotganda o'zbekchasini yodlash kerak. Va zabt qilish kerak. Shunchaki bir she'r yodlaganda qoyatlanmaydi. Aytib berish uchun yo'q, balki zabt qilish kerak, anglash kerak. Ma'nolarini, mag'zlarini chaqish kerak. Birini boshqasidan ajratib anglash kerak. Har birini alohida-alohida idrok etish kerak. Shunda biz kitobni maqsadiga erishgan bo'lamiz, muallif maqsadiga yetgan bo'ladi inshaalloh. Endi birinchi faslda mayam bag'ilil qori va muqri. Tepada muallim va mutaallim dedilar bobni boshida. Muallim o'rgatuvchi, mutaallim o'rganuvchi. Biz ilmni yuqorida aytganimizda o'qitish, o'qish bilan o'rganish, o'rgatishni o'rtasida farq bor. Yuqorida aytganmiz. Xo'p, endi faslda aytyaptilarki, o'quvchi, qoriidan murod o'quvchi, ya'ni bu yerda Qur'on o'quvchi, har qanday kitob o'quvchi emas. Bu yerda Qur'on o'quvchi, muqriidan murod Qur'onni o'qituvchi. Shu bilan birga shu bobni ostiga har qanday ilmni o'qitish ham kiradi. Faqat Qur'onga emas, har qanday ilmga, hattoki dunyoviy deb aytayotgan ilmlarga ham mana shu ma'nolarni tatbiq qilsangiz savob olasiz, ajr olasiz. Mana shu quyida keladigan o'qituvchiga qaratilgan ta'limotlar, o'quvchiga qaratilgan ta'limotlar har bir ilmda zarur. Tabobatda ham zarur, fiqhda ham zarur, fizikada ham zarur. Aslida shunda samarali bo'ladi o'sha ilmlar, dunyo uchun ham oxirat uchun ham foydali bo'ladi, zararli bo'lmaydi. Lekin kitobning mavzusi Qur'on qorilari uchun qaratilgani uchun bu yerda asosan Qur'on o'quvchilar, Qur'on o'qituvchilarga e'tibor qaratadilar. Aytadilarki, avvalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari an yaqsida bidzalika ridallohi ta'ala. Muqri o'qituvchi, Qur'on o'qituvchi va Qur'onni o'quvchi kishiga, har ikkisiga. Demak, bu bobdagi odoblar faqat muallimga emas, faqat talibga ham emas. Har ikkisiga teppa-teng lozim. Ularga lozim bo'ladiki, bu bilan nima demoqchi? Bu bilan degani bidzalika, bu bilan, ya'ni Qur'on o'qish bilan hamda Qur'on o'qitish bilan. O'qituvchida Qur'on o'qitish bilan, o'quvchida Qur'on o'qish bilan Alloh subhanahu va taoloning roziligini qasd qilishi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning roziligini qasd qilish. Shuni qilsam Alloh rozi bo'lar ekan, men Qur'onni o'qitsam Alloh rozi bo'lar ekan deb o'qitish. Undan pul topish uchun, undan obro' topish uchun, undan bir qanaqadir unvonga erishish uchun emas. Pul topish mumkin, pulga o'qitish mumkin, joiz. Lekin bu vaqt hisobiga, ilm hisobiga emas. Vaqtingizni band qilgani hisobiga, ustozning vaqtini band qilyapsiz. Kasbidan qo'yyapsiz.
Şu vaktini band kılgeniniz evazge, vaktinin mukabili de türedi, ustazge birleyken meblağ. İlimmi mukabili demez. İlimmi mukabilige, ilimmi eğer doğrusuya koyadigen bu ses, o bir ayetke dünyanın tellege todur bir sistem yetmeydi. Bu yerde mukabil koyuluyken, mesela aylık birleyse ustazge, o vaktini band kılgeniniz evazge bula. Ama bir yekken ilminin evazige bulmaydı. Bir yekken ilminin evazını hiç kaçan ada kılıp bulmaydı. Yalnız Allah'ın özü ada kıladı onu. Şundayken ustaz hem şunu niyet kısın. Asasen işi Kur'an-ı Kerim'ni okuştan kastı. Allah Subhanehu ve Teala şundan şu işte razı buladı deyip durup kısın. Başka dersen yanıya koşmaz. Abro tapış, palançıdan osp getiriş, pistançıdan zor buluş, meşhur buluş, kimidir közüge nezerge düşüş, kim gelir tanılı alış, kim gelir bu nesini ot kezip koyuş, özüge bir kariyere kılış ki okşagen nesneler bulmaz. Kimdeki Allah'ın razılığından başka, ne meni kaskıgen bulsa oşa emel habede bulu. Allah Ta'ala dünyada oşa emel gebereke vermeydi, ahirette zerreçe hem acır yok. Belki Allah için kılına diyen işini dünya matasiga aylantirgani uchun do'zaxga eng birinchi tashlanadigan odam bo'ladi. Shuning uchun banda amalida xususan Qur'on o'qish o'qitishda yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning roziligini istasin. Bu kishi roziligi deb aytayaptilar. Jannat nima emas? Jannatni biz Alloh subhanahu va taoloning roziligining ifodasi bo'lgani uchun yaxshi ko'ramiz. O yerdeki nimetler zor olduğunu düşünmez. Cennetini yakışık görmemiz, cennetini isteyemiz, soruyemiz Allah'dan. Nemege soruyemiz? Dünyada kıyneldiğinde yani bir bar mezakıl bir şeyliği deyemez. Allah Ta'ala'nın razılığı o şey cennette bugün için. Cennet Allah'ın razılığını ifadesi bugün için. Mesela siz bu ferzendiğiniz bir iş kısa kursan olsa mükafatlıyorsunuz mu? Mesela ferzendiğinizde bir dupa veresiz, ya ki rumal veresiz, ya ki bir atır abiresiz, ya ki bir payabzal abiresiz, ya bir oncak abiresiz. O doppu, o romal, akıllı insan karısı eğer bazardan onu satılsın, bu arada yer neyse, kıymet neyse mez. Nemesi bilen kadirlik, atadan bulgeni bilen kadirlik. Ustazı bosa, ustazdan hediye, ustazdan bulgeni bilen kadirlik. O şey doppu, o şey romal, eski kesiyem ki yes. Atamdan, anamdan yadigarlik deyip. Kadirlilik onu metası demez. Kadirliliği o kimden sizge takdim kılınganligi de. O işte takdim kılgı uçu tamamının kadri belenligi de dupunu rumalının kadri aşağıdı. Biz onge indirilemiz, ondan kursan bulamız. Cennetke nisbeten hakiki mukarreblerini intilişi hem şunu diye bulan. Cennetke bari bir mezakalı bir şeylik, kıynelip gittik, dünyada kembeğal ettim, min bir boy bulayın o şerde, kesel bulun, o yerde sağlam yüreğin, demez. O sağlam yürüyüşü, bay buluşu, nimetke çömülüşü anık. Lekin o şen her şeyin kast kılınmaz. Belki Allah Subhanehu ve Teala'nı, min bendesi mi? Bendemem mi? Bunun çoğu imanla yengileş gerek. İnsan imanla yengileş gerek. Bendem mi bendemez mi? Allah onu yaratken mi ya? O zaman payda olgen mi? İman şu noktaya nezerden kep çıkartıyken olsa, Allah Teala yaratı mı? O benim Rabbim. Nimetle beri yaptı mı? Teminle yaptı mı hemen her şey bilen? Demek onu razı kılışım gerek. Bana yaratıştan maksadı buladı. O menge şunca yaşlı kıyam payıttı. Ben onun hizmetini kılışım gerek. Neme istese şuna ada kılışım gerek. O keyim menge bir nesi beledim, vermedim farkı yok. Bir buganı ne evazige olsa hem kılışım gerek. Rabbim buganı için kılışım gerek. O ken cennetke kirtedi mi, kirtmeydi mi? O başka mesele o. Lekin ben yarattı, menge nimet verip türüttü mü hazır Rabbim bulup? Buldu. O şey Rabbim bulmadığında ben bar bulmasıydım, yoğulamadım. Hemen bar kıyandan keyin. Bar vücudumu atak kıyandan keyin. Hemen dersen mi onge sarıplaştığım doğru buladı. Şu haklı buladı. Şu insaftan buladı. Hemen derseni verip dursa, iki rekat namaz okup, evazige cennetine mi nasıl verirsen deysem, ben haksız talep kılıyken bulamam. İlla merhametiden, rahmetiden soruşum mümkün. Perverdigar, ben birgen nimetlerinde rububiyetinde yarışa bendelik ubudiyet keltirmedim o. Korumdaki yerini kılamam. Lekin keremin kendiliğinden cennetiyem soruyorum ben.
dünyadaki bergen nimetinge hali şükrünü ada kılmagan men. Lekin keremin keng ahiretteki ebedisini hem sorurum men. Degen yalvarış bilen sorulur. Hakdarlığı bilen talep kılmıyor cennet. Talepkarlığı bilen talep kılmıyor. Cennet ki hem biz cennet uyarıda o şu dünyadaki tarlık dan çıkıp bir kenglikke çıkıp mazaklılık degen maksat demez. Belki o cennet Allah Subhanahu ve Taala'nın razılığı, hursanlığı ifadesi bo'lgani uchun xuddi otamizdan kelgan hadiya qadrlangani kabi bu misol uchun yaqinlashtirish uchun aytamiz. Albatta u otaga Allohni o'xshatish emas u. Lekin tuyg'uda shu narsa turadi. Jannatning qadri ulug'ligi unda Allohning roziligi borligi uchun. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda shunga ishora qiladi. Endi kimdir ne'matiga qiziqib shu rohatiga qiziqib so'rasa ham mayli, u ham joiz, lekin u yuqori martaba bo'lmaydi. Lekin kimiki roziligini o'zini istasa, Allohning roziligini ana shu kishining martabasi yaqin, yuqori bo'ladi, Allohga yaqin bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunga ishora qiladi. Jannatni mu'min mu'minalarga va'da qilib turib, uni ta'riflab turib, oxirida nima deydi? Va ridvanu minallohi akbar. Allohdan bo'ladigan rozilik kattaroq, ulug'roq deydi. Bu jannat zo'r. Lekin Allohdan bo'ladigan rozilik u yerda eng ulug'i. Ana shu didor, Allohning jamoli va Allohning roziligiga erishish shu eng katta ne'mat shu bo'ladi. Jannat rozilik va didor o'sha yerda bo'lgani uchun qadrli. O'zi chiroyli bo'lgani uchun emas bizga. Mana bu muqarrablarning tushunchasi. O'shaning uchun bu kishi bu bilan jannatni qasd qilsin demayapti. Bu bilan Allohning roziligini qasd qilsin deydi. Bu muqarrablarning martabasi. Jannatni qasd qilsa ham u ham yaxshi. U abrorlarning martabasi, u ham ulug' ish. Lekin undan ham yuqorisi na jannat na dunyo ne'matini muqobilga qo'ymasdan yolg'iz Alloh subhanahu va taologa bandalikni izhor qilish va yolg'iz undan rozilikni istash darajasi va hamma amalni shu ruh bilan qilish, shu kayfiyat, shu ruhiyat bilan, shu niyat bilan qilish eng yuqori daraja bo'ladi. Bu payg'ambarlarning maqomi. Payg'ambarlar shunday bo'lgan. Hamma payg'ambarlarning qarashlari shunday bo'lgan. Rasul akram alayhisolatu vasallamniki xususan. Shunga Alloh taoloning oyatidan bilmasin. Bunga buyurilgani haqida keltiradilar. Qala Allohu taolo: "Va ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a" ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بين سورسنا وما أمروا أولار بير المدلر فقط جنا الله ك دين خالص قلجان خالد إبادة قلش كبير المدلر أولار يعني إنسان لر الله سبحانه وتعالى ك إبادة قلش ك دين يرغس أنجا خاصلر أزلر unga burilgan holda yolg'iz unga ibodat qilishga hamda namozni to'kis ado etishga zakotni berishga buyurildilar xolos. Boshqa narsaga buyurilganlar yo'q. Ya'ni asosiy amrlar shular demoqchi. Mana shu dinul qayyima shudur desa, dinul qayyima nima desa, al-millatul mustaqima deb qo'yaptilar. Sharhda Imom Navoiy, ya'ni to'g'ri millat, to'g'ri din. Mustaqim degani egriligi yo'q, to'g'ri degan. Egriligi yo'q, qishiq joyi yo'q. Mustaqim, sirot mustaqim deganimizda yanki millati mustaqima deganda, to'g'ri yo'l deganda, to'g'ri millat deganda nima nazarda tutiladi? To'g'riligi, yo'lni to'g'riligi, unda egrilik yo'q, unda nifoq yo'q. Unda rangbaranglik yo'q, ya'ni tovlanish yo'q. Boshi bilan boshidan tursiz oxir ko'rinadigan qiyshiq joyi yo'q. Bunday yo'l yurishga oson bo'ladi. Nima uchun shunaqa tasvirlangan mustaqim deb yo'l? Bo'lmasa hidoyatda yurish u amal u sizga masalan siroti mustaqim Fotiha surasida to'g'ri yo'l deb keladigan bo'lsa, yo'l o'zi aslida mana u odam qadam bilan bosib kesib o'tadigan masofali narsani aytiladi. Lekin hayotda siz qiladigan amallarni majmuasini, hayot tarzingizni umumiy yo'nalishini yo'l deb aytiladi o'sha dinni. Din shuni yo'l deb aytadi. O'sha din bo'ladi o'sha yo'nalish. Nima uchun yo'lga o'xshatilyapti bu? O'zi yo'l emas, masalan, asli yo'l, so'z yo'l degan so'z, sirot degan so'z aslida
odam qadami bilan bosib yuradigan masofali yerni aytiladi. Ma'lum masofani belgilagan. Lekin nimaga dinni yo'l deymiz? Nimaga millat bu yerda mustaqim millat deyilibdi? Ham dinga yo'lga o'xshagan o'xshatilyapti va uni mustaqim to'g'ri deb sifatlanyapti desa, odatda yo'l nima uchun qo'yiladi? Manzilga eltish uchun qo'yiladi. Yo'lni maqsadi qaysidir manzilga olib borish. Sayr qilish emas. Yo'lni maqsadi qaysidir manzilga olib borish bo'ladi. Va manzilga olib borishga vosita bo'ladi. Maqsad yo'ldan qaysidir manzilga eltish. Din ham sirot-i mustaqim deganimizdagi shu to'g'ri yo'l ham ma'naviy yo'l ya'ni. Alloh subhanahu va taoloning roziligiga, Allohning didoriga eltgani uchun yo'l deb yo'lga o'xshatilgan. Sirot deyilgan. Millat bu yerda millat deganda ham din nazarda tutilyapti. Keyin uni to'g'ri deb ifodalangan, sifatlangan nimaga mustaqim deyilgan, to'g'ri degan egriligi yo'q, unda qing'irligi yo'q. Chunki to'g'ri yo'l tez eltadi, aniq eltadi, oson eltadi. Qisqa yo'l adashtiradi, qiynaydi, eltmaydi, yetkazmaydi. Dinni yo'lga o'xshatilishi va uni mustaqim to'g'ri deb sifatlanishi Alloh subhanahu va taologa to'g'ridan to'g'ri insonni oliy maqsadga oson to'g'ridan to'g'ri egriliksiz adashtirmasdan eltgani uchun shunday nom berilgan. Endi bu oyat karimada ular ibodat qilishga buyurildi deyilyapti. Qanaqa buyruq shu? Qat'iymi? Yoki noqat'iymi? Ya'ni tavsiyami? Qat'iy buyruqmi? Qat'iy buyruq. Ya'ni farz qilmasa gunohkor bo'ladigan. Kishi bajarmasa osiy bo'ladigan, qilsa savob oladigan amr buyruq. Allohga ibodat qilishga dedi. Ibodat nima? Abada ya'budu ibodat yoki ubudiyatni o'z ichiga oladi. Abd degani tariqun muabbad deb aytishadi, ya'ni yurishga moslangan yo'lni tariqun muabbad deydi. Tariq yo'l, muabbad yoki muabbada yurishga moslangan yo'l. Nima degani yurishga moslangan? Yuruvchini, yo'lovchini yurishiga xalaqit qilmaydigan to'sqinligi yo'q, o'ng'ir-cho'ng'ir yo'q, do'mbasi yo'q, tekis yurishga moslangan yo'lni tariqun muabbada deydi. Banda Alloh subhanahu va taoloning amriga ana shunday bo'ysunib, hech qanday qarshiliksiz taslim bo'lishi e'tiboridan uning amallari ibodat deb aytilgan. Uning o'zi abd deb nomlangan. Qul ya'ni o'zbekchada qul deymiz. Farsida banda deyiladi. Banda so'zi bandlikdan, bog'lashdan olingan. Odatda podsholar yoki boylar birovni qul qilib olib kelsa, asirga tushursa yoki qul qilib olib kelsa, boylar olib kelgan. Qo'lini, oyog'ini kishanlab olib kelgan. Kishanlangani uchun o'sha hojasini yoki o'sha amirni izmidan chiqmaydigan bo'lib to'la bo'ysundirilgani uchun ixtiyori olingan, boylangan holda bo'lgani uchun banda deb aytishgan qulni. Biz o'zbek tilida qul deb aytilgan. Yani, turk tillarida. Endi arab tilida abd deb aytilgan. Demak, uchalasini ham jamlaydigan narsa nima? Qul, banda, abd degan so'zlarni jamlovchi narsa nima desa, taslim bo'lish. İxtiyorini topshirish. Shu bandalik bo'ladi. Allohga bandalik agar tanangiz, tana a'zolaringiz Alloh subhanahu va taoloning buyruq va qaytariqlariga to'la taslim bo'lsa, taslim bo'lish jarayonidagi hamma xatti-harakati ibodat deyiladi. Masalan, tilingizni g'ibatdan tiysangiz, tiyishingiz ibodat. Qur'on o'qisangiz, o'qishingiz ibodat. Namoz o'qisangiz, namozingiz ibodat. Halol kasbga buyurgani uchun halol kasb qilsangiz, kasbga qilayotgan harakatingiz ibodat. Shunaqa bo'ladi. Hamma a'zoniki. Ko'zdan sodir bo'layotgani ham, tildan sodir bo'layotgani ham, qo'l oyoqdan sodir bo'layotgani ham. Qaysi a'zoyingizdan nima xatti-harakat sodir bo'lsa, o'sha sodir bo'layotgan xatti-harakat Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq, qaytarig'iga muvofiq bo'lsa, qaytarganidan to'xtab buyrug'ini bajarishdan iborat bo'lsa, o'sha azoni amali ibodat deyiladi. Namoz
şu cümleden ibadet. Ruza şu cümleden ibadet. Lekin ondan başka hamma amal, hamma hatta hareketiniz. Qaysi hatta hareketiniz Alloh subhanahu va taoloning amriga muvofiq bo'lsa, o'sha amalni o'zi, o'sha harakatni o'zi ibodat bo'laveradi. Chunki a'zoingiz bo'ysunyapti Allohning amriga. Ana shu a'zodan sodir bo'lgan bandalik bo'ladi. Mana shu qullik, shu ibodat deyiladi. Endi shu taslim bo'lish, a'zolarning Allohning amriga taslim bo'lishi, bo'ysunishi ibodat deyiladi. Qaysi o'rinda, qaysi lahzada buyrug'idan chiqdingiz yoki qaytarig'iga tushgan bo'lsangiz, o'sha lahzada ibodatdan chiqqan bo'lasiz. Bandalikdan chiqqan bo'lasiz. Bandalikdan agar qasddan qilgan bo'lsangiz, bo'yin tovlagan bo'lasiz. Endi a'zolarni taslim bo'lishi, bo'ysunishi ibodat. Endi qalbdan bo'lsa-chi shu? Masalan, kishi namoz o'qiyapti. O'qimasam bo'lmaydi, endi do'zaxga tashlab yuborarkan deb o'qiyapti. Qalbidan istab o'qmayapti. Azobdan qo'rqib o'qiyapti. Qalbida masalan deylik, bomdodga turishga erinchalik bor. O'ziga qolsa turmaydi-yu, endi shu turmasam bo'lmaydi ekan, dadam uyg'otyapti deb uyg'onyapti, namoz o'qiyapti bomdodni. Ustozim so'kadi deb uyg'onyapti, bomdodni o'qiyapti. Yoki do'zaxga tashlab yuborar ekan bomdod qazo qilsam deyapti, bomdod o'qiyapti. Ibodat qilyapti. Tanas qalbimiz. Qalbida ibodat yo'q. Qalbida bandalik yo'q. Tanasida bandalik bor. Bu odamnikini ibodat deyiladi. Ammo qalbidan shuni istasa-chi, qalbidan taslim bo'lsa-chi, qalbidan o'sha bomdodni Alloh meni buyurgan shu vaqtda ibodat o'ziga sig'inishimga deb turib, yuragidan shuni istab tursa-chi, buni ubudiyat deyiladi. Demak, tana a'zolarining Allohning amriga, hukmiga taslim bo'lishi ibodat. Qalbning Allohning hukmiga taslim bo'lishi ubudiyat deyiladi. Endi Allohning hukmlari qaysi hukmlar? Payg'ambarlar orqali yuborgan qil qilma, ana u yaxshi bu yomon degan hukmlar. Buni shar'iy hukmlar deymiz. Ikkinchisi kavniy hukmlar deymiz. Qazo va qadar, ya'ni Allohning dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni sodir qilish. O'zingizni tanangizdami, oilangizdami, jamiyatdami, insoniyatdami, dunyodami, qayerda nimaiki sodir bo'lsa Allohning hukmi bilan bo'ladi. Alloh taolaning izmidan chiqmaydi. Kunni aylanishi Allohning izmi bilan, yerni aylanishi Allohning izmi bilan. Qaysi oilada tug'ilganingiz Allohning hukmi bilan, qadardan. Qachon vafot etishingiz ham qadardan. Farzand berilishi ham qadardan, berilmasligi ham qadardan, berib turib olib qo'yilishi ham qadardan. Hammasi Allohning, bular kavniy hukm deyiladi. Boy bo'lishingiz yoki Alloh taolo sizga molingizga talofat yetkazishi, masalan, musibat kelishi, hammasi Allohning hukmlari. Bular kavniy hukmlar deyiladi. Siz ixtiyoringizdan tashqari sizda nima sodir bo'layotgan bo'lsa, kavniy hukmlar bo'ladi, Allohning hukmlari bo'ladi. Ixtiyoringizdan tashqarilar. O'sha ana shu qazo va qadarda yozilgan narsalar va qazoni sodir bo'lishida Allohning hukmlarini sodir bo'lishi deyiladi. Shu hukmlarni sodir bo'lishiga rozi bo'lishingiz, taslim bo'lishingiz bu Allohning kavniy hukmlariga taslim bo'lish. Demak, a'zolaringiz va qalbingiz Allohning shar'iy va kavniy hukmlariga taslim bo'lsa, rozilik bilan, muhabbat bilan taslim bo'lsa, ibodat va ubudiyat jamlangan bo'ladi. Ammo rozilik, muhabbat bilan taslim bo'lish yo'q qalbingizda. Tilingizni tiyib turibsiz, o'zingizni majburlab. Yoki o'zingizni undab yurib kasb qilyapsiz. Sizda ibodat bo'ladi-yu, ubudiyat bo'lmaydi. Endi ubudiyat bo'lmasa ibodat ruhi bo'lmaydi. U o'lik amal bo'ladi. Undan samara hosil bo'lmaydi. Bo'yningizdan farz oqib turaveradi-yu, samarasi bo'lmaydi. Sizni hayotingizga samara bo'lmaydi, oxiratingizga ham katta daraja bo'lmaydi. Masalan, turib bomdodni o'zingiz istab turib o'qishingiz Allohga iltijo uchun yuragingizdan shu vaqtda turishiga, qalbingizdan rozi bo'lib, taslim bo'lib turib o'qishingiz sizga daraja beradi, salohiyatingiz ziyoda qiladi. Lekin otangiz turgizgani uchun, ustozingiz uyg'otgani uchun o'rganingiz kundan turib bomdodda 2 rakat apil tapil o'qib yotadigan bo'lsangiz, bo'yningizdan soqit bo'lishi mumkin. Qiyomatda nimaga o'qmading degan savol bo'lmaydi. Lekin u bomdoddan sizning hayotingizga foyda bo'lmaydi. U bomdod sizning hayotingizga hech qanday
samara bermaydi. Boshqa amallar ham shu. Qur'on o'qish ham shu, ilm o'qish ham shu, o'qitish ham shu, hammasi shu. Qaysi bir amaldaki qalbingizdan Alloh subhanahu va taolo shu narsani istagani uchun men istayapman deb taslim bo'lib, muhabbat bilan qilsangiz, o'sha amal sizga samara beradi. Endi liya'budulloha Allohga ibodat qilishlariga buyurildilar degandagi abada ya'budu fil bu yerda. Fil ibodatni nazarda tutyaptimi? Ubudiyatni nazarda tutyapti. Shu yerdagi ya'budu degan so'z ibodatni nazarda tutyaptimi? Ubudiyatnimi? Har ikkisini jamlab. Qaydan bilamiz buni? Davomidan bilamiz. Mukhlisina lahuddin. Ixlos qilgan holda dinni lahu ya'ni Allohni o'ziga xolis qilgan holda. Din nima din? Din millat bitta narsa. Bu yerdagi millatdan murod bizning o'zbek tilidagi qavm degan, irq degan ma'nodagi millat emas. Din so'zi aslida zimmaga tushadigan narsaga ishlatiladi. Ibodat va aqida bilan sig'inish din deyiladi. Ibodat va aqida bilan sig'inish, ya'ni aqida bilan sig'inish din deyiladi. Hamma din shunga kiradi. Aqida bilan sig'inish din, u qanaqa din bo'lsa ham. Lekin shu narsa yolg'iz Allohning o'ziga qaratilsa, o'sha islom bo'ladi keyin. Endi millatchi millat. Millat so'zi o'zi asli mallas sauba degan so'z bor. Kiyimni tikdi degan. Bir narsani tayyorlash, bir narsani hozirlash ma'nosini bildiradi. Va bir narsani o'rnatish, moslash, bardavom qilish ma'nosini bildiradi. Millat so'zi dinga nima uchun ishlatiladi? Din insonni hozirlagani, tayyorlagani uchun yaxshilikda va o'shunda bardavom ushlab turgani uchun dinga millat degan so'z ham ishlatiladi. Islom dini, islom millati bitta ibora hisoblanadi. O'shuning uchun bu kishi muallif al-millatul mustaqima deb sharhlayapti dinul qayyimani. Endi bu yerda aytilyaptiki, Alloh subhanahu va taologa dinni xolis qilgan holda deyapti. Xolis degan nima degan? Labanan xolison degan Alloh Qur'oni Karimda sutni sof sut chiqaradi Alloh. Qon bilan tezayni o'rtasidan hayvonlarda ko'rmayapsizlarmi, ibrat olmaysizlarmi degan. Shunda labanan xolison deganda sof sut, ya'ni biror narsa aralashmagan. Sutlik xususiyatidan boshqa biror narsa aralashmasa shuni xolis deyiladi. Shuning uchun toza asalni shakar qo'shilmagan, boshqa narsa aralashtirilmagan asalni asalun xolis deyishadi. Xolis asal deyishadi arablar. Demak, Alloh taologa dinni xolis qilgan holda degan nima degani? Dindorligida, din tutishida, ya'ni aqida va amallarida degani. Aqida va amallarida Alloh subhanahu va taolodan boshqa biror narsani nasibasini qo'shmasdan ibodat qilish va ubudiyatni keltirishga buyurildilar degan. Bu gaplar daqiq gaplar. Buni qaytib-qaytib eshitish kerak va yozish kerak, yodlash kerak, anglash kerak, his qilish kerak. Biroz chuqurroq gaplar. Hunafa hanif so'zining ko'pligi. Hanif degani egirilgan, burilgan degan. Chunjun oyog'i qiyshig'imda kasalabini ahnaf deydi. Hanif nima uchun hunafa burilgan degan so'zni aytibdi? Hunafa ada ham o'zi muqlisiyinada lahu lam kelyapti-ku. Lahu dina hunafa ada ham lahu bor. Hazb bo'lgan. Oldingi lahuga kifoyalanilgan. Ya'ni Allohga burilgan holatda degan. Dinni yolg'iz Allohga xoslagan va Allohga burilgan holatda Allohga ibodat qilish. Demak, kishi Allohga ibodat qilishi mumkin ekan, dinni Allohga xolis qilmasdan mumkin ekan. Suratda ibodat qila oladi. Lekin uni sig'inishi, talpinishi, aqidasi yolg'iz Allohga qaratilgan bo'lmaydi. Yonida boshqa narsa ham bo'ladi. Imomgarchilik qilaman, obro'yim topaman deyotgan bo'ladi. Maviza qilaman, mashhur ham bo'laman deyotgan bo'ladi. Qur'on o'qiyman, hurmat ham ko'raman deyotgan bo'ladi. U Alloh ibodat, Allohga ibodat ko'rinishi. Allohga xoslangani yo'q. Yoniga boshqa narsa qo'shilib qoldi. Hunafa burilish nima uchun qo'shilgan? O'zi xolis Allohga
dinni xoslagan holatda deganda Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsa qo'shilmasligi tabiiy. Lekin Allohga burilgan holatda degan gapni nima uchun qo'shyapti yana? Ta'kidlash uchunki Allohdan boshqa hamma narsadan yuz o'girishingiz kerak. Yuz o'girmasangiz xolislik sodir bo'lmaydi. Hatto o'zingizdan ham, manfaatlaringizdan ham, shaxsiy manfaatlaringizdan ham, lazzatlaringizdan ham hammasidan yuz o'girishingiz kerak. Yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'zini roziligiga qarashingiz kerak bo'ldi. Shunda hanif bo'lasiz. O'zingizga ham taslim bo'lmasligingiz kerak. Aqlingizga ham taslim bo'lmasligingiz kerak. Nafsingizga ham taslim bo'lmasligingiz kerak. Hammasidan yuz o'girib, yolg'iz Allohga taslim bo'lish kerak. Shu mana shu din, shu islom. Mana shu taslim bo'lish nuqtai nazaridan bu dinga islom taslim bo'lish deb nom berilgan. Bu dinga islom degan nom shu yerdan kelib chiqqan, taslim bo'lishdan. Insonning a'zolari va qalbi, vujudi yolg'iz Allohga taslim bo'lganidan bu dinga islom deb nom berilgan. Boshqaga ham bo'ysunasizmi, bo'ysunaverasiz. Boshqaga ham yaxshilik qilasizmi, qilaverasiz. Allohga taslim bo'lish ortidan qilasiz. Rahbarga bo'ysunasiz. Alloh buyurgani uchun. Shuning uchun Allohning buyrug'idan chiqqan joyda bo'ysunmaysiz. Mahluqqa bo'ysunasiz. Masalan, o'zingizning ishxonangizdagi boshingizga, boshlig'ingizga bo'ysunasiz. Qachonki ishxonadagi boshliq sizga Allohning amriga xilof bo'lmagan narsani aytayotgan bo'lsa, aytsa bo'ysunmaysiz. Va hokazo. Bir odam kelib sizga zo'pidinlik qilib, aroq ichaman deyapti. Aytganini qilavermaysiz. Bo'ysunmaysiz. Bir odam sizni harom yeyishga undayapti. Falon joydan pora olasan deyapti. Bo'ysunmaysiz. Bir odam sizni ibodatdan, namozdan taqiqlayapti. Bo'ysunilmaydi unga. Otangiz masalan yoki onangiz kelinni taloq qilasan deyapti, xotiningni. Shariatga muvofiq aytayotgan bo'lmasa bo'ysunilmaydi. Otaning yaxshilik qilish jumlasidan emas u. Xotiningni urasan, urasan deyapti. Bo'ysunilmaydi. Otangiz aytayapti, onangiz, eringdan ajralasan deyapti. Holbuki eringizdan ajralishga shar'iy sabab yo'q. Faqat qayningiz yomon, oyingiz yomon ko'rib qo'ygan. Taloq so'rashga haqqingiz yo'q. Bo'ysunmaysiz, bo'ysunilmaydi uning qo'rinda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yoki Hazrat Umardan rivoyat qilinganda o'g'illariga Abdullohga xotinini taloq qil deganlar. Keyin taloq qilgan. Otasiga bo'ysunilmas. Allohning buyrug'ini ta'kidlayotgani uchun xotining shar'an taloq qilishing kerak bo'lgan holatda taloq qilgin deganlar u kishi. Ota sifatida gapirgan emas. Mu'min musulmon sifatida tavsiya bergan xolos. Otaga bo'ysunish sifatida taloq qilgan emas. Shariatning hukmini eslatganida shariatga bo'ysunish nuqtai nazaridan taloq qilgan. Mana shunday bo'ladi, shu islom bo'ladi. Hamma nuqtada, hamma jabhada ko'rinadi. Demak, shu bilan birga odam demak muxlisina lahudin dinni yolg'iz Allohga qaratish kerak ekan. Odam gohida Allohga ibodat qilyapman deb o'ziga ibodat qilayotgan bo'lishi mumkin. Nafsiga ibodat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, juda ko'p bo'ladi. Xususan diniy tortishuv bo'lib ko'ringan narsalarda nafslar kurashaveradi, biz doim aytamiz. O'sha paytda qarasangiz odamlar shaxslarga, kishilarga sig'inayotgan bo'ladi. Haq kelsa ham bo'ysunmayaptimi? Yoki haqdan quloqini yopyaptimi bekitib, eshitmayman deb shu odamlar nafsiga, shaxsga sig'inayotganlar. Ko'rinishda din, lekin Allohga xoslangan emas. O'ziga qaratilgan ibodat u. O'shuning uchun hunafa hammadan yuz o'girishingiz kerak. U hammaga teskari bo'lib urushasiz degan ma'noda emas. Qalbingizda hech bir tortish kuch qolmasin Allohdan boshqa. Faqat Alloh taolo tomoniga yuzingizni burasiz. Buril Allohga burilgan holatda deyishdan murod nima? Masalan, siz qiblaga qaradingiz, qiblaga burilsangiz qolgan 3 tomondan o'girilgan bo'lasiz. Allohga burilgan odam hatto o'zidan ham o'girilgan bo'ladi. Demak, Allohga shunday ibodat qilishga buyurilgan insonlar. Har kim xohlagancha ibodat qilishga emas. Ana shunday ibodat qilgan kishini islomiy islom bo'ladi. O'sha odam haqiqiy musulmon bo'ladi. Shu odamni muxlis deyiladi. Ana muxlisina lahuddin. Allohga dinni xolis qilgan holda degani shu. Demak, bandalar shunga buyurildilar va ta'kidlayaptiki, yana qo'shimcha namozni o'tashga, namozni
İqama, aqama yuqimu degan namazını o'tash degani, bu yerda qoma sözü bilan keltirilgani, iqoma sözü bilan. Tiklash degani. Nimaga tiklash sözü ishlatiladi desiz, bir narsa tik turgan paytida butun ko'rinadi. İnsan otursa yarım görünmüyor, yarım görünmeydi. Yatsa aksar kısmı görünmeydi. Bir narsa tik turganda onun bari vücudu yüzeye çıkadı. Namazını tökis ada etiş, bari vücudunu yüzeye çıkarış noktayı nazarından onge ikame sözü işletilgen. Aqimus salat. Namazını kayıp kılın ya ki tiklen degen mana. Şu bilen birge ikamede rivojlantirish manası var. Bu narsani ko'tarish. O'shaning uchun namazını yani şanını ko'tarish, onun namazını barpo qilish, to'la to'kis ado etish manasını ifodalash uchun sallu namoz o'qing deb qo'ymaydi. Aqimus salat namazını ikoma qiling, yani turg'izing. Yani to'kis ado qiling deb aytiladi. Va zakotni berish. Namazını to'kis ado qilishga zakotni berishga ular buyurilgandilar. Ya'ni shunga gina buyurilgandilar deyishdan murod nima? O'zi namozni o'tash, zakotni berish ham u dinni Allohga xolis qilib ibodat qilish jumlasiga kiradi. Bu yerda o'sha ibodatlarning asosiy qismlaridan misol aytib qo'yilyapti. Ta'kidlash uchun farz bo'lgani uchun va asosiy rukun bo'lgani uchun. Mana shu to'g'ri din shu. Buddaga sig'inayotgan yoki Iso iloh deb Isoga sig'inayotgan alayhissalom yoki farishtalarga sig'inayotgan yoki jinlarga sig'inayotgan yoki marhumlarga sig'inayotgan yoki toshga yulduzga oyga sig'inayotgan hammasini dini o'sha sig'inish borligi uchun din deyiladi ammo to'g'ri din emas. Shu bilan birga vazalikadan murod nima? Alloh subhanahu va taologa dinni xoslagan, ya'ni sig'inish, talpinish, taslim bo'lish va bo'ysunishni Allohga xoslagan holda uni o'zigagina jismonan va qalban taslim bo'lib ibodat qilish mana shu to'g'ri din. Qalbingiz bo'ysunmayotgan bo'lsa ham to'g'ri din emas. Allohga ibodat qilib turib, yonida boshqa narsani qo'shayotgan bo'lsangiz u ham to'g'ri din emas. Endi oxiratdan bo'lsin, jannatdan bo'lsin, Alloh ham bo'lsin, o'zing ham esdan chiqmagan, o'zing ham falon narsalarni hosil qilishing kerak shu amallar orqasidan deb o'zingizga o'zingiz ibodatni yoniga bir narsani xushxuratnimi, pulnimi, dunyoviy manfaatnimi yo bir narsani qo'shayotgan bo'lsangiz, u to'g'ri din emas u. To'g'ri din va zalika degi ana o'sha degandagi gap yuqoridagi gap hammasini o'z ichiga oladi. İbadet buluşu, ubudiyet buluşu, ihlas buluşu. Ha? Allah'dan başkaga, başkadan yalnız Allah'ın özüge yüzleniş. Meneşler toplanıp hasıl bosa, şu adamın dini doğru din bulan. Şu adam hakiki dindar. Ve şu adam doğru Müslüman bulan. Hakiki Müslüman bulan. Bu yerde babge taallukli cahı, muhlisine lehud din digen cahı. Dinne yani amalni va aqidani sig'inishni, talpinishni yolg'iz Allohga xoslagan holda degan jumla bobga taalluqli. Bu kishi chunki Allohning roziligini istasin faqat deyaptilar-ku. O'shanga aytyaptilar-ki, ixlos bilan qilsin. Demak, o'qitmoqchimisiz birovni, birovni o'qimoqchimisiz, nimadir ilm olmoqchimisiz? Alloh subhanahu va taoloning o'zini roziligidan boshqa narsani yoniga qo'shmang. Qo'shsangiz ixlos ketadi. Davomida keladi yana ixlos haqida gap. Wa fi sahihayni an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Ikki sahihda keladi, Muslim va Buxoriyda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa. Mashhur hadis, amallar niyatlarga bog'liq. Har bir kishiga niyat qilgan narsasi bo'ladi dedilar. Wa hadzal hadithu min usulil islam. Mana bu hadis islomni özek kaidelerden biridir. Usullerden biridir. Ve ruhine an İbni Abbasin radıyallahu anhüme kâle innemâ yu'tar racul alâ kadri niyetih ve an gayrihi innemâ yu'tan nâsu alâ kadri niyetihim. Resul-i Ekrem aleyhi salatu ve selamdan rivayet kılınken innemel amalu hadisi Hazreti Ömer'den rivayet kılınken meşhur hadis. Ameller niyetlerge bağlı. Niyet nime, amel nime.
Amel kişi kast bilen kılgen iş hareket. Bir hastan kılgen iş hareket amel değil miydi? Başınızı kaşaman deyip durup piyere diye çayın tökü varsayız amel bu miydi? Amel kast bilen kılgen iş hareket. Şunun dek tekrari kılgenini hem amel değil. İş hareket tekrarlansa ve kast bilen kılınsa amel değil. Niyet ne mi? Niyet kalbde tübülgen kast. Yaşı arzu olmaz o. Bizde yaşı niyet degen de yaxshi narsani istashni ham niyat deymiz. Meni ham shunaqa katta mashinam bo'lsa, zo'r bo'lar edi desa yaxshi niyat deydi. U o'zbekchaga yaxshi niyat bo'laradi. Ammo hadis shariflarda kelgan, arab tilida kelgan, shariat istilohida kelgan niyat u emas. Falon yaxshi ishni qilsam, men ham boy bo'lsam masjid qurardim desiz, niyat emas u. Niyat qachon e'tiborga o'tadi shar'an? Insonning xayoliga bir kelib lip etib o'chgan narsani Hacis, köplüge havacis deyilir. Hacis deyimiz. Özbekçesi gelse, hacis. Bir mertekelip uçup kalsa, hacis. Tekrarlanırsa, hatır deyilir. Havatır köplüge. Hatır. Mesela, dostum keselirken, bir körü koysam bularken degenlerse, hayalizde bir lip etip kep gitti. Kayıtıp istikemedik. Bir aydanken istikemedik, tüzelip kaptı. Bir körgeni bağlanman deyip hayalim geldi. Şu boyu esinden çıkıp da dediyse bu haciz o. Şimdi tekrarlandı. Bugün esizge çıktı. Barı körü koyayım mı kendim? Ettiğim geldi esizge. Bunu hatır deyiler. Şimdi iki mette, üç mette tekrarlanıp hatta özünüzge özünüz taklit edigen buldunuz. Koysam bunları düşün. Değil mi? Bunu hadithun nefs. Nefs sözü deyiler. Bu üçüncü derece. Şimdi şundan ken sizde yine küçüğüydü o şey gap ve kılıçke sizde karar payda buldu. Karar payda buldu. Bunu hem deyişedi. Yani kılıçke sizde karar payda buldu. Şimdi şu karar kat'i buldu. Anı kıladiyen buldunuz. Şu azim buldu. O şey azim niyet deyildi. Düşündünüz mü? Kaçan niyet buldu? Onunla kaçmayan buldu. Mesela pulum bulsa koşnumge yardım kılardım dediniz. Kolunuzga pul geldi, kılmadınız. Demek hali gap niyetmez. Kelishi bilen tuxtatmasdan kılsayız, oşa kararınızı hiç bir narsa tos almasa, oşa niyet bo'ladi. Oşa azim bo'ladi. Bende oşenge acır aladı. Hayali ki yer narsaga acır olmaydı. Azim paydo bo'lsa, bir yaxshilikni qilishga. Kılmasdan turib acır aladı. Endi ameller niyetke bağlıq degen nima? Niyet, endi sizde azim paydo bo'ldi mi? Niyet şu ha? Endi şu demek kast eken. Endi şu kast siz unaqa hayalinizde kelip tekrarlanıp bu hakaza bo'lib yürmesinden kalbinizin tübüde turuşu mümkün. Yani öz bir yolu kalbinizde astıda siz bilmegen halde yukarıdaki baskışlardan ötüp şekillenmegen bo'ladi. Kastingiz. Mesela siz toyga ketyapsiz. Qarindoshingizni toyga. Özü toyga vargiz yok. Aslida. Lekin toyga palonchi kelarkan. O'sha odamni ko'rgani boryapsiz. U qarindosh uchun emas. Sizga o'sha to'yga olib borayotgan turtki nima? Qarindoshni sizlar rahmimi yoki palonchini ko'rib yoki qo'shig'ini eshitishmi? Sizga turtki berayotgan omil o'sha qasd bo'ladi. Ana shuni biz niyat deymiz keyin. Chunki siz o'sha odamni eshitishni masalan o'sha bir mashoqchini eshitgani borgan bo'lsangiz, shuni ko'zlab bordingiz-da siz ko'zlagan narsangiz o'sha ko'zlashingiz niyat bo'ladi. Ameller niyetke bağlı diyen ne mi diyen? Siz amel kılıyapsın. Şu amelge türkü bulgen asli közlengen narsan ne mi? Asli azim ne mi? Asli ne mi sizge türkü verdi? O şenge karab amel bahalandı. Dünya istegen bu siz. Dünya ahiret istegen bu siz. Ahiret Allah'ın istegen bu siz. Allah'ın tapas. Demek babge taalluklayacağı şu. Ameller niyetke bağlı iken demek siz ve likulli imri immanı ve her kimge niyet kıyanı buladı. Yani kast kılgen narsası bo'ladi. Siz mesela sadaka hayır kılıyapsız, sadaka kılıyapsız. Görünüşte yaxshilik. Lekin turtki berayotgan omil nima? Odamlar siz baxil deb o'ylayotgan o'yini yo'qotish, saxiyligingizni ko'rsatib qo'yish. Bo'ldi sizga oxiratda hech vaqo yo'q. Odamlar saxiy deydi sizga inshaalloh, shundan mukofotingiz to'la berilgan bo'ladi. Qur'on o'qimoqchisiz, qasdingiz qori deb tanilish. Tanilasiz olam guliston boshqa hech vaqo yo'q sizga. Oxiratda hech narsa yo'q. Balki do'zaxga otiladi shu odam.
Allah için kılınadigan amelini başkaya karatken için. Talim veriyorsunuz. Gap yüzü ötküz mahcup olun mu? Yani ki kariyere kılış için mi? Yani ki pul yığış için mi? Dünya yığış için mi? Ne mi için okudu yapsın? Sizge turtki veriyken amel ne mi? Allah için o bu deyken yapma hemen ayeti oradı. Lekin kalbi yüzü tübü de sizi hareketlendirirken küç kays. O için tapıştığınız gerek. Öşe sizge amelinizge meyyar bolu. O şenge yarışı acir mükafat orası. Şimdi şimdi sizge sizi hareketlendirirken küç Allah'ın razılığına bugün istek bosa anaş ihlas bo'ladi. Yoniga boshqa narsa qo'shilmasa ihlas. Alloh rozi bo'ladi, oxiratda savob bo'ladi. Endi dunyoda ham kam bo'lmaysan deb qo'shdingizmi? Bo'ldi ihlas ketgan bo'ladi. Yoniga ikkinchi narsani qo'shdingiz, ihlas yo'q. Shuning uchun ihlas muxlisina lahuddinda ihlas xolis bo'lish, xoslanish. Yoniga boshqa narsa qo'shilmasligi. Hadis şerifinde babge taalluklu yeri şunda. Yani halis Allah'ın razılığını istep yine okutsun. Şu Allah'ın razılığını istep yine okusun. Başka nasıl uçunmez. Ve hadel hadithu bana şu bu hadis innemel amalu hadis İslam'ın rüküllerden asıl negizlerden biri. Çünkü İslam kalp bilen işleydi. Yukarıda etkenimizdeki. Kalp bilen işleydi. Azalarını hem tertifke salladı. Kalbni asosiy e'tiborga oladi. Hamma amalni aslida qalb turgan bo'ladi, qalb amali turgan bo'ladi. Bu degani islomni asoslaridan biri qalb bilan shug'ullanish degani. Amal niyatga bog'liq degan hadis. Niyat qalbga bog'liq bo'lgani e'tiboridan islomni asoslaridan biri deb aytilgan. Bu hadisdan juda ko'p hukmlar chiqadi. Namozni durish bo'lish bo'lmasligi, savobli bo'lish bo'lmasligi. Namozni ado bo'lish bo'lmasligi ham niyatga bog'liq. Ajrli bo'lish bo'lmasligi ham niyatga bog'liq. Peshin deb niyat qildingiz, keyin sunnat o'qidingiz peshin emas. Ya'ni peshinni farzini niyat qildingizda 2 rakat sunnat o'qib qo'ydingiz. Peshin bo'lmaydi. Yoki 4 rakat namozni tavakkaliga o'qiverdingiz. Peshin vaqtida peshin bo'lmaydi. Peshin deb qasd qilganingizda peshin bo'ladi. Shuningdek, Alloh uchun deb o'qisangiz ajr olasiz. Bo'lmasa ajr olmaysiz. Ajr olishingizda ham niyatga bog'liq, namozni durust bo'lish bo'lmasligi ham niyatga bog'liq. Ruvina yoki ravayna, bizda ruvina degan, ruvina desa bizga ustozlarimizdan rivoyat qilingan degan. Ravayna bo'lsa biz rivoyat qilganmiz degan bo'ladi. Ibn Abbas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan deganlaridan murod sanadimiz bor demoqchi. Ruvina deyishdan murod İbn Abbas kaça senedimiz bor, rivayet bor. Kudeye gepnin kuşu etkenlerge dalilimiz bor. O kişi ne diyenler? Kişi niyeti kadar birledi. Niyeti ne mi olsa şunge kadar birledi. Kastiniz, aziminiz ne mi yakaratılgen olsa şunge kadar yarışı birledi sizge. Ondan o kişiden başkası ham İbn Abbas'dan başkaları ham etken ki adamlarge niyetlerge yarışa nerse birledi. Niyetiniz dünya bosa dünya, ahiret bosa ahiret, Allah'ın razılığı bosa Allah'ın razılığı. Ne men isterseniz o şunlarsa birilerdi. Ve rubina anil ustaz Ebil Qasim el-Kuşeyri rahimahullahu ta'ala kal, el-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qast. Yine ustaz Ebil Qasim el-Kuşeyri'den biz rivayet kalıp etmemiz ki, bizge rivayet kirlen ki yani o kişi etken ekeller ikhlasını tarifinde. İkhlas ne mediyse? İkhlas taatte yalnız hakkını kast kılış. Allah'ını kast kılış. Taatte yalnız Allah'ını isteş ihlasdır. O hu en yuride bi taatillahi ta'ala etteqarrube ilallahi ta'ala dune şeyin akar. O hu yani kast ne mi? Kast da Allah'ını haslaş ne mi? Dese etiyepler ki Allah taat bilen Allah'a yakın buluşunu isteş fakat. Başka narsani qo'shmasdan. Boshqa narsalar nima bo'lishi mumkin desa aytadilarki, min tasannu'in li makhluq. Kimgadir nimadir qilib ko'rsatish. Kimgadir yoqish masalan. Yoki odamlarning oldida bir maqtovga erishish, aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas. Aw mahabbati madhim min al-khalq. Yoki odamlardan xaloyiqdan birorta maqtovni istash. أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى
Allah subhanahu wa ta'ala'ya yakınlık hasıl kılıçtan başka her kendi mana nime iki mana olsa oşa nesillerinden halı bulup taatten yalnız Allah'a yakın buluşunu istese şu ihlas bulur. Şu kast kılıç. Taatten Allah'ın kast kılıç nime diyen başka nesilini koşmaz değil. Başka nesillerin mi oluşu mümkün? Maktav, abru, şöhret, pul, mensep ve hakeza. Kim edir razı kılıç? Kimdir köyünü alır, okşayan derseler. Adamların köyünü alır, lakin taattan onun irade, namazdan onun irade kılmayın. Adamların hırsızdan kılın köyünü alın zor derse. Lakin taattan onu kast kılmayın. Taat yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığını istep yine kılınır. Şunda o taat buladı, şunda o ihlas buladı. İhlas şu. İhlas bulmayan amelini Allah kabul kılmayın. O surette şekilde türede halas ibadet bulur. Kale ويصح أن يقال يعني شنو ديال الشهام ممكن جديد لر الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين عملنا إشنا مخلوق لرنا ملاحظة سدان باكلاش يعني قليك كان إشينجز حتى حركة إنجز ده الله دم بشقى برر نرسان ملاحظة قامس حتى أوزينجز مخلوق ده مراد يعني تلمش لر ده مراد أوزينجزم o'zingizning ham mulohazangiz bo'lmasligi kerak. Shu amalni qilsam menga nima bo'larkin? Falon narsa bo'larmikin, deyapsizmi? Ixlos ketgan bo'ladi. Siz banda sifatida Allohga taslim bo'lib amal qilishingiz kerak xolos bo'ldi. Sizga u undan keyin boylik keladimi, kelmaydimi, sog'lik keladimi, kelmaydimi? Uni ortidan sizga jannat beriladimi, berilmaydimi farqi yo'q. Siz birorta mahluqni mulohazasini qo'shmasangiz ish harakatingizda o'sha ixlos bo'ladi. Bu o'ta qiyin narsa ixlos. Ixlosni hosil qilish bizda ixlos deganda bir narsani berilib qilish tushuniladi ko'pchilikda. Muxlis deganda shunavandalik tushuniladi. Lekin shariy istilohda bo'lmas. Shariy istilohda tasfiyatul fi'li an mulohazati mulohazasidan qasdan emas. Ya'ni xayolingizga ham kelmasin. Xayolingizga ham kelmasin. Qur'on o'qisam hozir palonchiga yoqsa zo'r bo'lsa kerak a. Palon majlisga borib bitta bir zo'r mavza qilib bersam, palonchining nazariga tushsam kerak a. Deyapsizmi? Bo'ldi, o'sha amalda ixlosi yo'q. Yo'inki palon gunohni qilmayin, qilsam agar odamlar bunaqa demasin, deyapsizmi? Unda ham ixlosi yo'q. Gunohdan to'xtatishingizga, aybdan to'xtalishingizga odamlarni mulohazasi turtki bo'layaptimi? Ixlos emas. Yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni o'zidan qo'rqib qilinsa, o'zini istab qilinsa fe'l o'sha ixlos bo'ladi. O'g'irlik qilmayapsiz, qamalmaslik uchun ixlos emas. Birovni haqorat qilmoqchisiz, qilmayapsiz, kalta yemaslik uchun ixlos emas. Siz u odamga azor bermaslik uchun, azor berish harom bo'lgani uchun, Alloh undan rozi bo'lmagani uchun haqoratdan to'xtayotgan bo'lsangiz, bu ixlos. Lekin kaltaydan qo'rqib to'xtayotgan bo'lsangiz ixlos emas. U to'xtalishingizga ajr olmaysiz. Yaxshi yaxshi odam bo'lasiz so'kmaganingiz uchun. Lekin ajr olmaysiz. Qaysi bir harakatki yoki sakanotki to'xtashki Alloh subhanahu va taoloning mulohazasi bilangina bo'lsa, yoniga boshqa narsa qo'shilmasa, boshqa mulohaza qo'shilmasa, hatto o'zingizning mulohazangiz qo'shilmasa, keyin o'sha ixlos bo'ladi. Menga nima bo'larkin? Zakot bersam, molim talofat yemaydimikin? Dedingizmi? Zakot bersam, talofat yemaydi ekan. Bermasam, yeb qo'yishi mumkin. Deb turib, molingizga talofat yetmasin deb beryapsizmi? Ixlos emas. Amalingiz inshaalloh maqbul, farz soqit bo'ladi. Lekin ixlos yo'q. Ixlos yolg'iz Allohning roziligini istasangiz kerak. U zakot berganingizdan keyin molingiz yo'qib ketsa ham amallaringizda yoki sog'lik bo'ladimi? Namoz o'qisam sog'lom bo'laman ekan, o'tirib tursam, deyapsizmi? U amalda ixlos yo'q. Roza tutsam sog'lom bo'laman ekan, deyapsizmi? U amalda ixlos yo'q. Bu amallar suratda amal bo'ladi, lekin Allohga sizni yaqin qilmaydi. Qaysi amal yaqin qiladi? Yolg'iz Allohga yaqin bo'lishni istab qilgan amalingizgina sizni yaqin qiladi. Wa an Huzayfata al-Mar'ashi rahimahullohu ta'ala al-ikhlasu استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. غزيفة المرعشية تدلل كي
İhlas ne dese, ihlas bendenin amellerinin zahir ve batında, içkeride ve taşkarıda beraber tek buluş. Taşkarıda sözü şirin misiniz? Kalbinizde hem şirin sözler cahilensin. İçinizde sökünüp durmayın. Görünüşte halal durursun mu? Yaşarın halette hem bunun hakkını yap koymayın. Adamlar gibi külüp tebessümle yakşı mamalı durursun mu? İçinizde hem onlar gibi gaçlık adavat bulmaz. Zahırda Kur'an oku yapsın mı? Adamların közü de yalnız halette hem okuyun. Adamlar gibi şücaat görseti yapsın mı? Taşkarıda. Küçüğünüz yetken peyti de. Mesela delik özü görseti yapsın mı? İçki haletinizde hem şücaatliği bulayım. Cemiyette adamların aldığı da çırali muamelede misiniz? Ailede hem güzel muamelede bulayım. Bu hakikası. Batınınız, içki aleminiz, taşkı aleminiz bilen bakıl olsun. Şu cahitlerdi ki üçte derece var. İç bilen taşının muvazeneti de. Adamı içiden, içi bilen taşı bakıl olsa muhlis değil. İhlas, bu kişi Huzeyfe Mer'aşi'ye etken derece. İhlasını bu tarifiye göre şu. Şimdi içiden taşı efzel olsa o adam bu sıfatı nifak değil. İçinizden taşınız efzel olsa bu nifak bu. Taşınızdan içiniz efzel olsa bu siddiklik bu. Siddik değil. Siddiklerini siz taşkarısından kemramız okuyor diye böyleyiz. Köp okuyor diyorum böyleyiz. Beygam diye böyleyiz. Gamı köp böyleyiz. Körünüşte dünya işini kılırken okşaydı. Kalbi ahiretke bağlanken böyleyiz. Sahabatını siz körmeyiz. Siz öyle genden köp sahip olaydı. Yani zahirdeki amellerden, batındaki amelleri, taşkarıdaki işlerden, kalbideki ameller üstün olaydı. Bu siddikler ne derecesi? Siddikler özünü, içki alamını yani şimdi yeşiledi. Çünkü tavsiye kılınırdı ki hiç olmadan da insan zatı birer kişi bilmediğin bittes yaşarın amelini kısın her kim. Her kim. Allah bilen özünün ortası da başka birer bilmediğin bir yaşlı amelini özü yıkıyor varış gerek ki siddiklerge okşaş için inşallah. Mesela malum dereceden sadaka koyarız. Her gün mesela bir son, on son mesela. Ya ki her gün iki rekat namaz ahli gizem, ahli gizem görmeydi. Ya ki her gün mesela minti istiğfar birer bilmeydi. Ya ki her gün falanca bitti ibadet birer bilmeydi. O'zingizdan boshqa biroq bilmaydigan qanaqadir siz bilan Allohning o'rtasida sir bo'ladigan amalingiz bo'lsin, o'z surunkali bo'lsin. Mana shu kishini siddiqlikka olib chiqadi inshaalloh. Wa an zinnun rahimahullohu ta'ala zinnun misriyat kanakallarki salasun min alamati al-ikhlas. Istiwa'ul madh wa al-zamm min al-amma. Wa nisyanu ru'yati al-amal. واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. زنون مصرية تدلر كي üç نرسة إخلاصنا علامات لردن إخلاصنا عين ده أزودي مخشمس سيزن إخلاص بارمو يغم بالمخشس أزينيزي قلبينيزي خانين بران تحلق مي قولين هر كم أزو بنا شغل لنس من ده أمل بارمو من ده إخلاص بارمو يغم من برشم شون خيدا بونو برسان بولد هر كم أزو نوزو مخلص ديارد O'zingizga o'zingizni nafsingiz chiroyli ko'rsatveradi, sanda ixlos bor. Balonchilarda yo'q, ammo senda bor. Deyveradi hammaga nafs. Shayton ham aytishi mumkin, tavsiya qilib. Senda ixlos desa yo'q deb. Yo'q, qaydan bilaman uni? Qalbimga qarashim kerak. Birinchi alomati. Maqtov va yomonlash, mazammat teng bo'lib qolish kerak. O'sha amalni qilayotganingizga biror maqtasa ham, yomonlasa ham o'zgarmasligingiz kerak. Mesela bu yerde ustozga taalluqli. Bob, doğru mu? Kur'an o'qitishga, ilim o'qitishga, her qanday ilim o'qitishga. Va o'qishga, ilim o'qishga taalluqli. Kur'an o'qishga taalluqli. Mesela buni maqtasa ham o'qitasiz, yomonlasa ham o'qitasiz. Maqtasa ham o'qirasiz, yomonlasa ham o'qirasiz. Maqtasa yaxshiroq o'qib, maqtamay qo'ysa tushkunlikka tushadigan bo'lsangiz, demak amalingizda ixlos yo'q. Yoki saxovatda maqtasa, saxovat kuchayib ketyaptimi? Akasiz sahavatlıysınız da acayip Hatam taysız deyse Köpürağı sarıp legiz keli yaptı mı içiniz de Demek amelizde ihlası yok Hatırcam bunu Maktasa kursan böyle yapsın mı İçinizden Adamlar ki yakış görünüyor kendinizde
o'sha amalni ixlosi yo'q. Yoki yomonlayapti birov, yomonlasa to'xtab qolyapsiz. O'sha amalni ixlosi yo'q. Dars beryapsiz, masalan. Bitta mavzuni gapirdingiz, masalan deylik, bir qissa aytib berdingiz, ertak aytib berdingiz yoki bitta birov eshitmagan bir fatvoni aytdingiz. Odamlar "Voo!" deb vardi. İyi odamlarga shu narsa yoqarkanda deb o'sha navdan ko'paytiryapsiz mavzuda. İxlos yo'q. Chunki maqtov ta'sir qilyapti sizga. Yoki bir mavzuni gapirdingiz, odamlar yoqtirmadi. Lekin gapirish kerak edi. Odamlarga yoqmaydi ekan deb turib ta'sirlanyapsiz. Sizning vazifangiz Allohning amrini yetkazish, u odamlarning maqtovini eshitish emas. Siz o'zgaryapsiz darhol. Maqtovdan yoki yomonlashdan. Demak, sizda ixlos yo'q. Maqtov bilan ixlos bir xil bo'lsa sizga, yomonlasa ham, maqtasa ham, sizga ikkalasi ham birdek ta'sirsiz bo'lsa, qaysi amalingizda? O'sha amal ixlosli bo'ladi. Amalni ixlos bilan bo'lganiga bitta alomat. Yana bitta alomat amalni ko'rmaslik. Ya'ni o'zingiz qilgan yaxshilikni ko'rmasligingiz. Bir sahovat qilib qo'ydingiz. Biz shu ishdan qilib qo'yganmiz, deyapsizmi? O'sha amalda ixlos yo'q. Men falon kitobni yozib qo'yganman deb o'ylab turasizmi? O'sha kitob xolis emas. Men faloncha odam o'qitib qo'yganman, chiqarib qo'yganman deyapsizmi? O'sha amalda ixlos yo'q. Qaysi amalniki o'zingizda shu narsani men bajarib qo'yganman deb döndürgeniniz haqida o'y kelayotgan bo'lsa, o'sha amal ixlossiz bo'ladi. Alloh uchun qilinmagan. Alloh uchun qilingan amal unutiladi. Unutish ma'nosida gapirsa ham islom degan degan ma'noda emas. U unutish qalbingizda ta'siri qolmaydi o'shini. To'g'ri, masalan, namoz o'qigan bo'lsangiz bomdodni, ketdimmi bomdod o'qidimmi desa, ha, sizda turadi u. Palon masjidni siz qurgan ekansizmi desa, ha, sizda turadi u. Palon kitobni siz yozganmisiz desa, ha, sizda turadi u. Unutish ma'nosida bu yerdagi unutish esdan chiqarib qo'yish ma'nosida emas. Qalbingizda shuni asorati qolmasligi. O'zingizni o'sha kitobni yozgan odamni tutmasligingiz. O'zingizni olimdek ko'rmasligingiz. O'zingizni saxovat pesha deb his qilmasligingiz. Tuyg'ularingizda qolmasligi kerak. Xotirada qolishi mumkin. Tuyg'uingizda qolmasligi kerak. Tuyg'uda turibdimi? O'sha amalda ixlos yo'q. Tushunarlimi? O'zingizni zo'r amal qilib qo'yganingizni his qilyapsizmi? O'sha amal xotirjam bo'ling, ko'tarilmagan. Qaysi amalki Allohga ko'tarilgan bo'lsa, bandan tuyg'usida qolmaydi. Siz qaysi amalniki men palon amalni qilib qo'yganman, da'vat qilib qo'yganman, o'qitib qo'yganman, deyapsizmi? Xotirjam bo'ling, o'sha amal Allohning dargohiga mutlaqo ko'tarilmagan, qabul bo'lmagan. Men masjid qurib qo'yganman, maktab qurib qo'yganman, palon ishni qilib qo'yganman dedingizmi? Xotirjam bo'ling, o'sha amaldan siz agar shu amalni qilib qo'yganman degan bir tuyg'u bilan turgan bo'lsangiz, xotirjam bo'ling, shu amalingiz Allohning huzuriga ko'tarilmagan. Agar shu maktab qurish yoki masjid qurishni savobini olmoqchi bo'lsangiz, qaytadan qo'ring, oldingiz ket bo'ldi. Yoki ta'lim berishda ham xuddi shu, dars berishda ham xuddi shu. Qaysi amalki Alloh uchun qilingan bo'lsa, bandada uni tuyg'usi qolmaydi. O'shani do'ndirib qo'ygandaqa tuyg'u qolmaydi. Turibdimi? Demak, ixlos yo'q. O'shunaqa tuyg'u turibdimi? O'shunaqa his qilyapsizmi o'zingizni? O'sha amalda ixlos yo'q. Uchinchi alomati savobni oxiratdan istash. Ya'ni dunyodan nasiba istamaslik, amalning muqobilida dunyodan nasiba istamaslik. U dunyodan deganimiz pul bo'lsin, shuhrat bo'lsin, obro' bo'lsin, mansab bo'lsin, kimidir ko'rinib olish bo'lsin, qanaqadir manfaatni jalb qilish bo'lsin. Qanaqa nimaiki bo'lsa bo'lsin, oxiratga aloqasiz bo'lsa agar savob oxiratdan bo'lmasa, dunyoga taalluqli bo'lsa, savobni dunyodan istayotgan bo'lsangiz, demak u amalda ixlos yo'q. Demak, kimiki o'zining amalini ixlos bilanmi, ixlossizmi bilmoqchi bo'lsa, qarasin qalbiga. Shu amalni qilishida maqtov va yomonlash unga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, o'sha amalni bajarishi unga qalbida turib, o'ziga esiga kelib shu amalni men qilib qo'yganman degan o'y kelmayotgan bo'lsa va dunyodan muqobilida biror nasiba istamayotgan bo'lsa, shu amal ixlosli bo'ladi. Lekin bulardan biri sodir bo'lsa, u amalda ixlos yo'q. Ixlosi bo'lmagan amalni Allohning huzurida hech qanday nasibasi yo'q. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك
El-ihlasu en yuafiyeke en yuafiyeke Allahu minhuma. Fuzayl ibn İyaz dediler ki birer amelini, yani ahiret için kılınadığı amelini, ibadetini demekçi yani. Adamlar için kılış riyadır. Adamlar için terk kılış. Birer amelini, birer günahını mesela, ya ki birer amelini adamlar için terk kılış riyadır. Birer amelini adamlar için kılış şirkdür. İhlas ise Allah seni şu ikkelesinden kurtarganı. Afiyette selamet kılganı. Yani bir amelini terk kılışında ya ki bir amelini becerişinde Allah'dan başka nerseni oylamayken bulsan, riyadan, şirkten halas bugün bulasan, şu ihlasdır şu. Ve an Sahl ibn Abdillah el-Tustari radıyallahu rahimahullahu ta'ala kâle nazara el-ekyasu fi tefsir el-ihlas felem yecidu gayra hâza en tekûne harakatuhu ve sükûnuhu fi sirrihi ve alaniyetihi lillahi ta'ala وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. Sahl ibn Abdullah Tustari dediler ki danalar ihlasını tefsiri tarifide bahs kıldılar. Danalar ihlasının tefsiri tarifi hakkında fikirlediler ve kuyudagiden başka tarifini topa almadılar. Onu mu? Bendenin hareketi yu sükunu, kımırlaşı yu tuhtaşı diyene. İçide yu taşıda yalgız Allah uçun buluşu, unge birar bir nerse, ne nefs, ne hava, ne dünya ereleşmesliği ihlasdır. İhlas ne meyken demek? Kulünüzü kımırlatı yapsın, onundan çapki. Onunuzdan türü yapsız, otur yapsız. Közünüzü karatı yapsız, ondan çapki. Ne kadar okumaksız, ne kadar karamaksız, ne kadar yapırmaksız. Hareket dediğinde kol, köz, kulak, til, hepsinden sadır buladığın iş hareketler. Sekanattan murat tuhtaş. Hareketten tuhtaş. İçkarıda yu taşkarıda dediğin azalarda yu kalpde. Ruhda hem. Aşkarı halette hem yaşırın surette hem. Hem hareket ve sekanatları yalnız Allah Subhanahu ve Taala için bolsa şu ihlas. Birer nesne onunla aralaşmasa, ne nefs. Yani menga nimadir nasibi bo'ladimi, bundan bir nimet keladimi, lazzat keladimi degan o'y bo'lmasligi. Yo'inki dunyo yu manfaat, yo'inki havo, ya'ni inson istagi aralaşmasligi. Mana bu ichki nefs istagi ya'ni aralaşmasligi shu ihlosdir. Qaysi bir amalingizga agar ish harakatingizga Alloh subhanahu va taoloni o'zidan boshqa turtki bo'lsa, demak unda ixlos yo'q. Alloh uchun qilyapsiz-u, yoniga boshqa narsa aralashsa, u ham ixlos yo'q. Unda ham ixlos yo'q. Alloh uchun qilyapman deyapsiz. Qalbingizning tubida boshqa narsa aralashyapti. U amalda ham ixlos yo'q. Mana shu ixlosning eng zo'r ta'rifi, shuni yodlab olasizlar. Iloji bo'lsa arabchasini ham. أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. يعني إخلاص نما ديسه بوكشا شنو شنو айтыптык донолар олимлар ўрганиб ўрганиб охири шу хулосага келди бундан бошқасини топишманди ихлоснинг таърифида. У нима? Кишининг ҳаракатлари ю саканотлари. Ёнки qimirlash yu to'xtashi ichida yu tashida qimirlash yu to'xtashi harakat u sakanot yolg'iz Alloh uchun bo'lishi unga na nafs na dunyo na havo istak biror narsa aralashmasligi ixlosdir. Nimadir aralashdimi ixlos ketgan bo'ladi. Va ani sari radhiyallohu anhu sari istaqotiyatgan ekanlarki la ta'mal linnas shay'an va la tatruk lahum shay'an ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. Adamlarını de birer iş kıma. Birer narsan onlarını deyip taşıma hem. Onlarga birer narsa birme hem. Onlarga birer narsanı açma hem. Onlarga birer narsa birme degenden murat bu yerde
Yani amelinden nasibe verme demek. O degani adamlara pul verme, başka narsa verme demek emas. Ularga biror narsani ochma degani botiningda Alloh taolo senga biror narsalarni kashf qilayotgan bo'lsa odamlarga ochma yoki o'zingni sirlaring bo'lsa ochma degan. Uanil Qushayri radhiyallohu anhu qol afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniya. Sodiqlikning eng afzal shakli insonning ichu tashi bir bo'lishidir. Uanil Harisil Muhasibi radhiyallohu anhu rahimahullohu ta'ala as-sodiqu huval ladzi لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. صادق كم حقيقي صادق آدم كم أمال ده صادق بغن مسلمان شلقي ده صادق بغن حقيقي مسلمان كم دي سيتد لركي صادق آدم لرن خلائقن قلب ده برس قدر قيمتي كتسهم odamlarni nazdidagi e'tiboridan mutlaqo tushsa ham qalbini islohi uchun bu narsalarga mutlaqo e'tibor qilmaydigan odam. Sodiq kim? Umuman e'tibor qilmaydi. Odamlarni nazdida qanchalik o'rin tutganini. Odamlarda oldin nima bo'laman? Odamlar nima deydi meni degan narsalar uni o'yiga kelmaydi. Qalbini islohi uchun. Ya'ni qalbini isloh uchun deb umuman odamlarni o'ylamang demoqchi emas. Qalbingizni isloh qilish uchun odamlarni o'yi kelgan paytda e'tibor qilmang. Misol uchun aytamiz. Masalan, siz misol uchun deylik bir ehson qilmoqchi bo'ldingiz. Bir dastxon solmoqchisiz. Lekin qalbingizda shunga turtki berayotgan narsa nima? Odamlar gapirmasin degan gap. Shu masalan payshanba kuni osh qilmasam qo'shnilar gapiradi deyapsiz misol uchun onamga. Qo'shnilar gapirmasin deb osh qilmoqchisiz, dasturxon solmoqchisiz. Bu amal o'likka mutlaqo ahamiyati yo'q, savobi yo'q, chunki sizda savob hosil bo'lgani yo'q. 100 yil osh qilib bering, chaqa savob bo'lmaydi, na sizga, na o'tgan marhumga. Chunki Alloh uchun qilinayotgani yo'q. Endi shu qalbingizda shu narsa bilan qilmoqchisiz. Keyin bir kishi tanbeh berdiki, Alloh uchun qilmayotgan bo'lsang, savob olmaysan dedi. Siz endi qalbingizni islohi uchun shu riyokorligingizni yo'qotishingiz kerak. Lekin riyokorlikni yo'qotish yo'li nima? Payshanba kuni solmaslik o'sha kuni. Odamlarni deb solyotdingiz-ku. O'sha kuni odamlarni deb solmasligingiz kerak. Endi solmasangiz nima bo'ladi? Odamlar gapiradi. Odamlar gapirganda siz obro'yingiz to'kiladi. Onasiga palon kuni payshanba kuni osh qilmadi degan masalan ba'zi jamiyatlarda bor. Aytmoqchiki, odamlarni oldidagi qadri qiymatini e'tiborga olmaydi, ketadimi qoladimi farqi yo'q. Mutlaqo qadri qolmasa ham e'tiborga olmaydi, u qalbini isloh qilish bilan band bo'ladi. Qalbi isloh bo'lishi uchun umuman obro'si qolmasligiga rozi bo'ladi. Shuningdek, buni tasavvuf ahllari tarbiyada qilishgan. Masalan, bir kishi masalan deylik poyabzal tuzatishdan or qiladi, kibr bor nafsida, obro'li odam o'shani qilib ko'rish kerak. Odamlarni oldida shu bilan obro'si ketsa ham, chunki uni qalbida odamlar nima deydi degan o'y turibdi hali ham. O'shani yo'qotish kerak. O'shani yo'qotish uchun, qalbini islohi uchun odamlarni oldida obro'si mutlaqo ketsa ham e'tibor qilmaydi. Shu odam sodiq bo'ladi. Ibn Ajiba, Alloh rahmat qilsin, biz u kishining kitoblarini hikam sharhini o'qiyapmiz, inshaalloh chiqib ham qoladi. Ibn Ajibani tarbiyalarida shunday bo'lgan. Ustozlari aytganlarki, masjidga o'tirib, masjid oldida o'tirib tilanchilik qilasan degan. Olim odam bo'lgan, mashhur odam bo'lgan, katta mudarris bo'lgan. Tilanchilik qilasan, pulni olib kelasan menga deganlar. Tilanchilik qilganlar pulni olib kelgan, bu kishi kambag'allarga berib yuborganlar ustozlari. Bir necha kundan keyin bo'ldi chiqmay qo'yaver deganlar. Nimaga shunday qilganlar? U olim, taqvoli odam bo'lgan, bizdan ming marta yaxshi odam bo'lgan o'shunda o'zi asli. Lekin qalbida odamlar nima deydikin degan o'y turibdi. O'sha o'y turibdimi? Ixlos ikki dunyoda hosil bo'lmaydi. U ming marta yig'lang, u qiblaga qarab 100 soat o'tiring, ixlos hosil bo'lmaydi. Qalbida o'shini ko'rganda, uni chiqarib yuborish uchun uni uzoq ibodat qilish ham kor qilmayapti.
Demek bunun yolu, bu adamın kalbinde adamlar ne dediğin deyken oyunu yok açışım kereye deyken. Yolu şu, tilamçılık kısmı mescitte aldı. Paras kılın siz hazır tasarruf edin. Kağıtta siz ustaz deyip bilgen, şeyh deyip bilgen, katta alim deyip bilgen, müderris, meşhur adam tilamçılıkla oturup mescitte aldı. Tilamçılık yaşam almaz. Lekin mubah, o şu orunda. O şu mubahdan faydalanan yaptı ustaz, ne de faydalanan yaptı. İbn-i Acibe'nin kalbinden mehluklarının mülahazasını çıkar varıştı. Tedbirini kılı yaptı. İbn-i Acibe o şurada adamlarını aldı da kim degen adam buluşunu itibarlama yaptı. Ne demek? Çünkü kalbini ıslahını hale yaptı. Ne demek? Çünkü o adam sadık mumun. Sadık şunu diye buladı demek ki. Kimi ki ya şimdi bizge doğru kemiydi başka kapı ettiğim bizge deyse o adam sadık Müslüman olmaz o. Yine etediler ki devamı da وَلَا يُحِبُّ اِطِّلَاعَ النَّاسِ عَلَى مَنَا مَثَاقِيلِ مَثَاقِيلِ الزَّرِّ مِنْ حُسْنِ عَمَلِهِ Şunindek ikhlaslı bosun birinci gap ikhlas tarifini öttük şimdi ikinci gap adamlar onu yaxşı amellerini bilişlerini istemez şimdi bunu mevzusu devam etedi inşallah kendi dersi yakalamız birincisi demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın özünü oylab yine Allah'ın razılığı için yine kılış amelini her bir amel nigahını hareketini hem tille hareketini hem bir gapten tohtu yapsın mı? Allah için tohtayın gapir yapsın mı? Allah için gapirin doğru o sizden gap buluşu mümkün ancak bunca lakillaşı mümkün insan başka buluşu mümkün lakin o şey amelde sahabı olmayız gap şu yerde sahabı amakçı bulsayız kaysa amelini Allah için kılış kılmakçı bulsayız onda hareketlendirici güç Allah bulsun sizde kalbinizi tübüde an aslı başkaruğu diyor diyor an aslı başkaruğu bulturken kalbinizi tübüde Allah subhanahu ve ta'ala'nın razılığından başka narsa koşulmasın. Ne medur koşulsa Allah dedi ki ben şeriklerine en bir hacetim ben. Menge bir anı şerik ise şeriki bilen amelini terk kılaman dedi. Allah'ın razılığını istemen falanlarsa hem deyip koştunuz mu? Özünüzü, nasibinizi, nefsinizi, huzurunu yani ki başka ne medur istek yok ki bırakın nispeten bir insan istek koyduğunuz mu? O şey ameli izdiham özünüzü hem koşup Allah ulaştırır. Ameliyiz yüz yüze salınadık ayet. Kimi ki yukarıda etilgendik, zunnur musul etkenlerdik. Bir amelini koyup, döndürüp koygen diye kıskılı yaptı mı ozunu, o şey amelini? Hatırcan bozsun şu amel yüz yüze uğrulgen bulat. Kabul kılmagen bulat. Kimi ki amelini kılıp, Allah tavfik bergenine şükür kılıp, nuksanıge tavbe kılıp, amelini kılmagendik türse, sahabat kılıp, sahabat kılmagendik türse, şu adamın ameli inşallah kabul bulat. Bir katta sadaka kıldınız, yordam kıldınız. Kim bir kembağal gelip yordam soradı. Siz ayet yapsın ki, emin falan işten kıpkıyken ben bunu yordam vermesem bu lorad diye yapsın. Hatırlayacağım sizde. O şey falan amel kabul olmadan bu lorad. Bir meşgul kıpkıyken ben o, mektep kıpkıyken ben o, falan şu adam yordam kılıyor ben o. Bir de kıynelgen adam yıkamasam kumak ben de. Deyip hatırlayacağımlık mı? O şey amel kabul olmadan. Siz o amel kabul olmadan dek, bunge yardım kılışınız gerek. İmkaniyetiniz olmasa merhamet, imkaniyetiniz yoğuluginden kılmasayız benim olur. Öşü vakitte mesela değiliz ki sizi imkaniyetiniz olmadan kılmasayız mümkün. Lekin pola amellik koygenlik hatır cemliği bilenmez. Pola amellik koygenlik hatır cemliği bilen bulsa bu kabul kılınmıyız. Yani ki palanca şakır çıkartıp koygenmen, palan salih amellerini koygenmen, ence bunca hatayım keçirilir deyip durursun hatır cem, o şey amelle kabul olmadan bulur. Amelini kılıp, kabul buluş, bumi kalışından korkup türseniz ve o onu amelini kılmagendik, yine yenge amelge, salih amelge telpinip türseniz, aldıngileri kabul kılıngan bulur. İnşallah. Eğer aynı meseleyiz. Şunun için ayetledi ki, İbn-i Uyeyne ayetkenler, niyetini doğrulaştaki kıyın iş görmedin diyenler. Hatta ilim alıştan kıyın, okutuştan kıyın, cengi ucadelden kıyın. Hatta cihattan kıyın. Niyetini doğrulaş, ihlasını tapış kıyın. Lekin topken kişi amelleri miskal. Miskalı zerre. Zerre amelleri tağ diye acır bulur. Şunun için ihlas için katlık işleş gereği bulur. Ana şu nersen tapış için, kalbi ıslah buluş için. Her kandey mihnetke, her kandey eziyetke kişi tayyar turuş gereği. Kalbini ıslahı için kişi, mesela bir kişi sizi riyakar dedi.
qalbingizda men riyokor emasman, men ixlosli odamman degan o'y turibdi, shu o'zi ixlos yo'qligini belgisi. İxlos menda topildi dedingizmi? İxlos ketgani shu bo'ladi. İxlosni men topolmayapman deb turasiz doim. Shuning uchun Imom Rabboniy aytganlarki, men shunday bir maqomi bilamanki, murshidi komillar, komil kishilargina u yerga yetkazadi tarbiya qilib inson. Yo'inki inson ikkinchi yo'li o'zini ixlosda ayiblash bilan, ittiham qilish bilan erishadi. İxlos bilan amal qilasiz, ixlos topolmayapman deb turasiz. Alloh o'zingiz ixlos bergin deysiz, sen uchun qilyapman deysiz. Yana qilolmadim deb ixlosim chala bo'ldi deb turasiz. Shunday tursangiz, ixlosingiz kamolga yetadi inshaalloh. Shuning uchun masalan siz o'zingiz ixloslik, muxlis odamman, men xudo uchun qiladigan odamman degan o'y keldimi sizda? Shu e'tiqod turibdimi? Bilinki ixlos ketgan bo'ladi. Shuning uchun siz birov riyokor desa, labbay deyishingiz kerak. Men riyokor emasman, nima deyapsan dedingizmi? Sizda qalb islohiga tayyorgarlik yo'q. Qalbingiz isloh bo'lishi uchun o'sha aziyatni ko'tarishga labbay deyishga tayyor turishingiz kerak. Yonizdagilar, haqiqatda riyokor ekan-da deyishi sizning e'tiboringizga tushmasligi kerak. Yuqoridagi gapning ma'nosi shu. Shuning uchun Malik ibn Dinorga ulug' salaf solihning ulamolaridan, solihlardan, zohidlardan Malik ibn Dinorga bir ayol "Ey riyokor" deganda, "Oh, butun Basra ahli bilmagan nomimni, sifatimni topding-ku" degan ekan. Hamma meni muxlis deb yuribdi. Butun xalq meni muxlis deb yuribdi. Ammo riyokorligimni sen topding, barakalla degan ekan. "Oh, Basra ahli bilmagan sifatimni topding-ku" degan ekan. Ismimni topding-ku degan ekan. Ana shu haqiqiy ixlosni belgisi. "Ey, nima deyapsan? Butun shahar ahli meni biladi muxlisligimni" dedimi? U haqiqatda riyokor bo'ladi. Muxlis bo'lmaydi u. İxlos egasi o'zini ixlosli deya olmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Alloh uchun u qilaman, Alloh uchun bu deyotgan odamlarning aksarida ixlos bo'lmaydi. Chunki Alloh uchun qilayotgan odam qilayotgan amalini Alloh uchun qilyapman deb umid qiladi, da'vo qila olmaydi. Da'vo qildingizmi? Alloh uchun qilganman deb, demak ixlos yo'q. Ixlos da'vo qilib bo'lmaydigan amal. Da'vo qilingan paytda ketadigan amal. O'ta nozik narsa, buni har kim o'zini nafsida shug'ullanish kerak. Har bir amalingizda so'z aytishingiz, aytmasligingiz, ish qilishingiz, qilmasligingiz, zohirda yu botinda, jamiyatda yu yolg'izlikda, hamma vaqtda yolg'iz Alloh bilan muloqobasi bilan bo'lish, Allohni muloqobasi bilan yashash ixlosga olib keladi. Shuni hosil qilish uchun ko'p zikr qilinadi va aqidani to'g'rilash kerak bo'ladi. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته